Buyurun. Buyurunuz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sizden bir ricam var. Ayakkabıyla giremezsiniz. Terlik vereyim size. Evet. Ya iki tane çocuğumuz var ya. Bir de hamileyim. Terlik giydiriyor. Gene karışacak ortalık ha. Gergin bir masa bizi bekliyor. Biz olabilir, onu bilerek katıldınız. Ama ayakkabılarını hiç... Ben de çantamda getirdim. Olabilir. Çantamda ben o ayakkabını taşıdım. Herkesin evine öyle girdik mi? Hayır, öyle bir şey yok. Terlik verelim. Yok, olmaz. O zaman bez de silindik. Herhalde değil mi? Dökeceklerdi bunları koymuşlar oraya. Hay Allah. Siz o yüzden merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Güneş Hanım. Hoş bulduk. Buyurun. Siz de hoş geldiniz Fatma Hanım. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsın Güneş Hanım? Üstüm Hanım. Gel buyur. İyi çok şükür. Hoş geldiniz Fatma Hanım. Buyurun. Geçecek olanlar geçsin. Merhaba Zuhal Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Buyurun. Çok ayıp bir şey. Terlik giyin, terlik vereyim. Terlik hastalıklı mı neli? Ben neden giyeyim el alemin terliğini? Kabul etmedim. Bez getirdi. Beze sildik ayağımızı. Öyle girdik. Yani ilk başta karşılamaları da sıfırdı yani bana göre. Ayakkabı istemiyorum. Yani çok bozuldum ben. İlk defa öyle bir şeyle rastladım. Herkes yani bu programın böyle olduğunu bilerek katıldık. Hani daha önce bize söyleselerdi ona göre hazırlıklı ev ayakkabılarımızı çantamıza koyup getirebilirdik. Herkes kendi çapında titiz. Hepimiz de titiziz. Yani bir... bana göre ayıp oldu yani. Nezaket kuralı değil yani nezaket. Çok bozuldum ben. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. İyiyiz valla. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkürler programımıza. Gelin hanım bizi kapıda öyle ayakkabıyla giremezsiniz dediniz ama öyle bir şey yok. Bütün kayınvalideler olarak herkesin evine ayakkabıyla girdik. Ama burada bir ayrımcılık yapamazdık. Emine'yi yalnız bir dinleyelim. Bu konuyla ilgili bir açıklaması var. Neden terlik istediğine dair. Söyleyebildin mi kapıda onları? Evet söyledim. Tamam o zaman hani. Abla bana şey dedi hani ilk önce hoş geldiniz dedim. Ondan sonra bana diyor ki daha biz yani içeriye girmeden bize hani hoş geldiniz demeden terlik giyin dedi. Demedi mi? Evet, dedim ama. Öpüşmeden hemen. Kapıyı açarken şey hoş geldiniz dedim. Sonra hani. Terlik dileği. Ama bugün kaç gündür kayınvalideniz de görüyor. Ama Hamdiye Hanım da görüyor. Bir dakika konuşayım. Görüyorsunuz herkesin evine aynı şekilde gittik. Bunu da bilerek herkesin aynı şekilde... Ama ilk gününde niye bu dile getirilseydi hiçbirisi yapmazdı. Ama siz hiç dile getirmediniz bu konuyu. Ev sahibi dile getirecek. Ben niye dile getireyim ya? Hayır siz de dile getirseydiniz doğru. Ona göre biz de... Öyle değil mi? Ev sahibi dile getirdim. Ama şimdi o mu diyecek ben ayakkabıyla girmeyeyim ama diye. Ama önce söyleseydi biz de... Ben yine de çantamda ayakkabımı hep getirdim. Ev ayakkabımızı getirir ona göre girerdik. Ama getirmenizi isterdim. Çok özür diliyorum. Tamam. Masaya gergin başlamak istemiyoruz. Tamam. Tamam. Önce ben bir şey söylemek istiyorum Güneş abla müsaade edersen. Evet. Hamdiye Hanım. Efendim. Bütün hafta bütün gelinleri masalarında yedin bitirdin. Bugün senin gelininin sofrasındayız. Bütün marifetlerini göreceğiz.